Merhaba gençler, YOSRT'ye hoş geldiniz. Konu anlatım videolarından tekrar edeceğiz. 20 tane sorumuz var. Köklü sayılarla ilgili çok videomuz var ama son bir tekrar olarak buradayız. Neydi köklü ifadeler? Yani burada hiçbir şey yazmıyorsa aslında 2 demekti. Küp kök, işte 4. dereceden kök vesaire bu şekilde gidiyordu. Çift katlı kuvvetlerde neye dikkat etmemiz gerekiyordu? Eksi olamaz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Başka? Ve burada x kareli gibi bir ifade varsa bu nasıl çıkıyordu dışarıya? Mutlak x diye çıkıyordu. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de kök içerisinde x üzeri a, bu b'nin dereceden kök olsun. X üzeri a bölü b. Şimdilik kuralları bir önceden hatırlattım. Yine birkaç tane kural var. Onları göreceğiz. Eşlendik vesaire. Peki bu nasıl yazılabilir? 4'ün karesi artı küp kök eksi 2'nin kübü artı bu direkt nasıl çıkacaktı hatırlarsanız mutlak değer diye çıkacak. Eksi 2. Bu da eksi 1'in kübü diyeceğiz. Eksi 1'in kübü. Bakın bununla bu gidecek. Mutlak değer demeye gerek yok çünkü zaten pozitif. Küp köklerde mutlak değer diye çıkmayacak. Mutlak değer eksi 2, 2 demektir. Eksi, bakın eksi 1'in kübünden dolayı eksi 1 çıkacak. Eksi eksi artı olacak. Ve buradan da cevap ne olacakmış? 5 olacakmış gençler. Devam. Bakın az önceki anlattığım hikaye bununla bu gidecek. Dışarıya mutlak değer diye çıkacak. Bununla bu gidecek. Dışarıya mutlak değer diye çıkacak. Peki içerisi pozitif mi negatif mi? Mutlak değerdeki temel mantığımız bu değil miydi? Burada bir x sayısı vardı. Eğer x sıfırdan küçükse bu ifade nasıl çıkacaktı? Eksi x diye. X sıfırdan büyükse nasıl çıkacaktı? X diye çıkacaktı. Peki bu ifade pozitif midir, negatif midir? Bir sayısından kök 3 sayısını çıkartıyorum. Hemen bunu kökün içerisine alsam ne olur? 1. Bakın bir sayısı mı daha büyük, kök 1 sayısı mı büyük, kök 3 mü? Kök 3 daha büyük olduğu için negatif çıkacak. Aynı mantıktan bu da pozitif çıkacak. Negatif çıkmak ne demek? Bunu eksiyle çarpıyorum. Bakın bunu olduğu gibi çıkartıyorum. Dikkat edin. Peki buradan da gördüğünüz gibi ne geldi? 0. Devam. Bu rasyonel sayılardan 9 bölü 100 demek. Artık bunu anlatım falan yapmıyorum orada. Burada 4 bölü 100 demek. Önce pay kısmını yapalım. Bakın 9 dışarıya nasıl çıkar? Mutlak 3 diye çıkar ama zaten pozitif. 2 bölü 10 şeklinde olacakmış. 25 bölü 100. 25 dışarıya 5 diye. Kök 100 dışarıya 10 diye. Çarpı bu da 1 bölü 100 demektir. O da kök 1. Ne demek? 1 diye çıkar. Kök 100'de 10 diye çıkar. Peki 1 bölü 10. Bakın çarpı var burada. 5 bölü 100. Bu aynen kalacaktı. Ters çevirip çarpacakmışım. Buradan da gördüğünüz gibi cevap ne geliyormuş? Sadeleştirirsem 2. Devam. Peki bu şu anlattığım kural biliyorsunuz ki bu kök 2 demek. Bu 3 tane kök 2 demek. 4 tane kök 2 demek. Bakın kök 2 hepsinin mesela şöyle bir şeyi toplayamazsınız. Böyle kalır. Fakat hepsinin köklerin içerisi eşit olduğu için katsayıları toplayacağım ya da çıkartacağım. Bakın bu ikisini toplarsam ne olur? 4 kök 2 eksi 4 kök 2'den cevabım neymiş? 0. Peki. Bakın bununla bu gitmez değil mi? Şuradaki ifade buraya nasıl gelecekti? Bölen olarak gelecekti ya da her iki tarafın karesini alacağım. Bu daha kolayıma geldi benim. Her iki tarafın karesini alıyorum. Her iki tarafın karesini alıyorum. Bakın karesini aldığım için şu kökten kurtuldum. 2x eksi 1'in kübü oldu. Peki 3'ün karesini aldım. 9. Kök 3'ün karesini alırsam kök 3'ün karesi kök 9 demek. O da 3 diye çıkacak. 27. Peki. Bakın 27 neyin kübüdür? 3'ün kübüdür. Yani şurasının ne olmasını istiyorum? 3 olmasını istiyorum. 2 üzeri x eksi 1 eşittir 3. 2 üzeri x eşittir 4. X kaçmış? 2'ymiş. Yani tekrar olduğu için yalnızca hatırlatma adına oturup da sıfırdan köklü sayılar anlatmayacağım. Onu takdir edersiniz ki. Evet, zor bir soru. Böyle sorularda nasıl düşünmeliydik? Bakın içeriği toplayın 12, 12, 12. O yüzden karesini alacağım. Peki bir şeyin yani iki tane ifadenin karesini alırken neye dikkat ediyorum? Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi ya da işte birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Birincinin karesi 5 yapar. İkincinin karesi 7 yapar.
Birinci ile ikincinin çarpımı. Bakın kök 5 ile kök 7'yi çarparsam kök 35 yapar. Çarpı 2, 2 katı. Bakın y kareye bakın. Birincinin karesi, ikincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Aynı şekilde z kare de birincinin karesi, ikincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Bakın her tarafta 12 var, çıkartabilirim. Hepsinde 2 çarpanı var, çıkartabilirim. Bakın sıralamayı buna göre yapacağım. En büyük olan hangisiymiş? X, sonra Y, sonra Z'ymiş. X, Y, Z nerede? Bursa'da. Peki, devam. Tabi burada da Bursa'ya selam olsun. 10 yılımız gitti. Üniversiteyi orada okuduk. Geçen bir tanesi özel ders için Instagram'dan yazıyor. Bana diyor ki hangi üniversite mezunusunuz? Sanki sanıyor ki ODTÜ mezunları çok iyi ders anlatıyor. Bakın ODTÜ mezunları çok iyi eğitim alıyor. Ya ben de tabii Uludağ Üniversitesi de kötü bir üniversite değil tabii ki. Yani ODTÜ ile karşılaştıracak değilim de eyvallah da. Hani öğretmenlik dediğiniz şey ya da Boğaziçi'nden ne öğretmenler gördük. Boğaziçi mezunu iki kelimeyi bir araya getiremiyor. Hani anlatmak başka bir şey, iyi soru çözmek başka bir şey. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Öyle densizlikler yapmayacağınızı biliyorum ben. Zaten direkt bastık hani geri geçtik. Peki köklerin içerisi eşitse çarpabiliyorsunuz. Az önce yapmıştık bakın kök 5 ile kök 7'yi yukarıda çarptık. Ne oldu? Kök 35 oldu. Peki konudan bağımsız kare kök 5 ile kök kök 5'i çarpabilir misiniz? Çarpamazsınız arkadaşlar. Yani dereceleri eşitlemeniz gerekiyor. Aslında bence buna da gerek yok. Bakın buradaki 1 var. Burada gözükmeyen 2 var. 1 bölü 2. 5 üzeri 1 bölü 3. Tabanları işte üstleri toplarsınız. Peki neyse şimdi gelelim bunların çarpılabileceğine. Aslında bu ifade ne demekmiş? 2 çarpı 1 artı 7 bölü 2. O da ne demekmiş? X. 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarpıyorum. Bakın ne oldu? Kök 9 oldu. Kök 9 ne demektir? 3. X neymiş? 3 olmalıymış gençler. Devam. Bakın az önceki sorunun aynısı. Bunları çarpamazsınız. Peki buraya ne demeliyim? 2 üzeri 1 bölü 2. Anlamayanlar olacaktır. Bakın hiçbir şey yazmıyorsa burada 2 vardır. 2 üzeri 1. Bu ifade buraya bölen olarak gelecek. Bakın 2 üzeri 1, 1 bölü 3. 2 üzeri 1 bölü 4. 2 üzeri 1 bölü 6. Üstlü ifadeleri de tabanlar eşitse üstleri toplarım. Yani 1 bölü 2'yi, 1 bölü 3'ü, 1 bölü 4'ü toplayacakmışım. Nerede birleşirler? 12'de. 13 bölü 12. Yani şurası 2 üzeri 13 bölü 12. 2 üzeri 1 bölü 6 demeyelim. Bakın 1 bölü 6 yerine 2 ile genişletirsem 2 bölü 12. Tabanlar eşitse üstleri çıkartırım. Yani 2 üzeri 11 bölü 12. Peki 2 üzeri 11 bölü 12 olmalıymış. Peki devam. Evet, biz bunlara ne diyecektik? Bu, böyle bir ifadeyi, paydayı eşitlikle çarpınca burası artık bir rasyonel sayı olacak. Peki neden? X kare eksi y kare ne demek hatırlarsanız? Bolca denemelerde çıktı, karşımıza soru çözümünden çıktı. Çok önemli bir şey iki kare farkı. Bakın X çıkartma işleminin olduğu her yerde iki kare farkı yapabilirsiniz. Mesela X eksi Y de iki kare farkı şeklinde yazılabilir. Bu neyin karesi? Kök X'in karesi. Bu neyin karesi? Kök Y'nin karesi. Gördüğünüz gibi kök X eksi kök Y, kök X artı kök Y diye yazılabilirmiş. Bakın bu ikisini çarpınca X eksi Y çıkacakmış. Peki ben bunu neyle çarpmalıyım? Kök 2 eksi kök 5 ile. Bunu neyle çarpmalıyım? Kök 5 artı kök 2 ile. Bir çarpalım. Burayla 1'i çarparsam zaten kök 2 eksi 5. Kök 5 pardon. Bakın bu ikisini çarpınca ne oluyor? Birincinin karesinden ikincinin karesini çıkartacağım. Yani 2'den 5'i çıkartacağım. Eksi 3. Dikkat et. Kök 5 artı kök 2. 3. Şu eksiği yukarı attığımı düşün. Bakın paydalar eşit. Paydalar eşitse toplayabilirim. Bakın kök 5, şey kök 2'ler birbirini götürür. 2 tane kök 5 bölü 3 olmalıymış gördüğünüz gibi. Peki. Umarım yani şu an bizi zorlayan tek soru bu gibi görünüyor. Ve zorlayan derken diğerlerinden farklı olarak. Bakın. 1 artı kök 3 gördüğüm yere x yazacağım. Peki 1 eksi kök 3 gördüğüm yere ne yazmalıyım? Ben olsam ilk önce şu işlemi yaparım. Yani paydaları bir eşitlerim ya da eşitlikle çarparım. Bakın 1 ile buraya çarparsam 1 eksi kök 3 bölü birincinin karesinden ikincinin karesini çıkartırsam eksi 2 eksi 1 artı kök 3 birincinin karesinden ikincinin karesini çıkartırsam eksi 2. Paydaları eşit çıkartayım. 1 eksi kök 3. Dikkat edin şu eksiyi dağıtırken hata yapıyor genelde öğrenci. Bölü eksi 2. Bakın eksi 2'yi dağıtmamıştım. Bunlar gitti. Eksi 2 kök 3 bölü eksi 2.
Eksi 2'ler sadeleşir, kök 3. Demek ki benim sonucum kök 3 ya. Bakın bunu karşıya atarsam ne olur? X eksi 1. Hoş bir soruymuş. Yani çok zor değil tabii ki de. Güzel bir soruymuş. Geçtim. A ile B'yi çarpalım. A çarpı B. Bakın bu ikisini çarparsam ne oluyor? Kök 3 ile kök 2'yi çarparsam kök 6. Bakın paydada ne var? Eşlenik var. Birincinin karesinden ikincinin karesini çıkartırsam 1. Bakın bu ifadede şuraya kök 6 yazacağım. Toplayalım. Kök 3 bölü kök 3 eksi kök 2 artı, bakın şunu elde etmeye çalışıyorum. Kök 2 bölü kök 3 artı kök 2. Ne ile çarpacağım? Eşitlikle çarpacağım. Aynı zamanda da paydalar eşit olmuş oluyor gördüğünüz gibi. Kök 3 artı kök 2, kök 3 eksi kök 2. Bakın bununla bunu çarparsam 3 olur. Bununla bunu çarparsam artı kök 6 olur. Artı tek paydada yazacağım. Bununla bunu çarparsam kök 6. Bununla bunu çarparsam eksi 2 bölü birincinin karesinden, ikincinin karesini çıkartırsam 1. Peki ne oldu? 2 kök 6 eksi 1. Peki benden diyor ki, bakın ben şu an A artı B'yi buldum. Ne yapmam lazım? Bir tane daha 1 çıkartacağım. O zaman ne olacak? 2 kök 6 eksi 2. Peki şu an gördüğünüz gibi hiçbir şey gelmiyor. İşlem hatası mı yaptım diye hemen bir hızlıca kontrol ediyorum. Kök 6 eksi kök 2. 3 artı kök 6 yok. İşlem hatası yok. Peki tamam devam edelim. Ben şu an bir şey göremedim. Yani şuradan bir şey gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Peki ne yapmalıyım şu anda? Yine şunu iki parantezine alalım. Yani kök 6 iki parantezine alırsam kök 6 eksi 1. Pay ve paydayı kök 6 artı. Hayır pardon. Hoppa. Evet neyse. İki parantezini alıyorum. Kök 6, şurası kök 6. İki parantezini aldım. Kök 6 eksi 1. Bakın pay ve paydayı neyle çarpacağım? Pay ve paydayı. Ha, hatamı anladım. Evet, siz benden önce yapmışsınızdır. Şurada toplama hatası yaptım. Evet, bakın A artı B'yi ne buldum? 2 kök 6 artı 1 buldum. Evet, şurası hatalı gençler. A çarpı B'yi ne bulmuştuk? Kök 6. Bakın A artı B'yi ne buldum? 2 kök 6 artı 1. 1 çıkartırsam 2 kök 6, sadeleştirirsem 1 bölü 2 olmalıymış. Zaman kaybettik, hemen devam ediyorum. Peki, şurada ne yapabilirsiniz? Toplayabilir miyim? Toplayamam. Peki bu tarz ifadelerde payda işlemek herhalde ilk aklımıza gelecek şey değil. Peki, şu bir şeyin karesine benziyor mu? 1 bölü 4'ün karesine benziyor. Bakın, şu da bir şeyin karesi. 1 bölü 9'un karesi. Acaba diyoruz 1 bölü 4 artı 1 bölü 9'un karesi olabilir mi? Bakın birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bakın birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 36. Evet aynen de öyleymiş. Yani şurası dikkat et tek tek yazıyorum. Kök içerisinde bakın burası 1 bölü 4 artı 1 bölü 9'un karesi. Ben şu kökten kurtulurum. Ne oldu? Soru ne hale geldi? 1 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 9. Eyvah eyvah. Peki bu bir şeyin karesine benziyor mu? Ya payda burada işlemek birazcık daha kolay belki ama bence şu mantığı bir daha öğrenelim diye. Bakın şu bir şeyin karesine benziyor. Şu da bir şeyin karesi. Ya 1 bölü 2'nin karesi, 1 bölü 3'ün karesi. Acaba bu ikisinin karesi burayı verecek mi? Bakın birincinin karesi 1 bölü 4. İkincinin karesi 1 bölü 9. Birinci ile ikincinin çarpımının İki katı gördüğünüz gibi 1 bölü 3 geliyor. Yani şu ifade neymiş? Buymuş bakın. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3'ün karesinin karekökü en son 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 paydaları eşitlersen 5 bölü 6 yapmalıymış. Güzel soruymuş. İki defa aynı şeyi yaptırdı. Daha büyük sayılar verebilirdi. Burada payda eşitleyebilirsiniz. Peki. Şunları, ya burada iki tane yöntem var biliyorsunuz ki. Burası atıyorum 5 olsun. Bunun içerisine girerken burası eğer 2 ise 5'in karesi diye girer. Bakın küp kökse bunun içerisine 5'in kübü diye girer. Bu şekilde yapacağım. Bakın ben bunun içerisine atarsam. Bakın yalnızca şu a'yı bunun içerisine attım. A kare. Bir tane de a var. Bir tane kök a var. Bakın şurası ne yaptı? A küp yaptı. Şunu bir sileyim. Şuraya a küp yapalım. Bakın bu buraya nasıl girer? Bakın kare kök. A küp. Bunun içerisine nasıl giriyorduk? Karesini alarak. Yani A üzeri 6. Bakın şunu siliyorum. Buraya A üzeri 6 yapıyorum. Peki bunlar ne olacak? Çarpacağım. Bu gözükmeyen 2, gözükmeyen 2, gözükmeyen 2 var. Hepsini çarparsam 8. dereceden A üzeri
Dikkat et, tabanlar eşit üstleri topluyorum. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmadıysa bu birazcık daha kolay. Bakın bunun içine atıyorum. Bakın şuradaki a'yı buraya aldım. A kare diye bir de a var. Dikkat et, dördüncü dereceden a küp. Peki bunları nasıl yazarım? Bakın bu ne demekti hatırlarsanız. A üzeri 7 bölü 8. Bu ifade a üzeri 3 bölü 4. Tabanları eşit üstleri çıkartırım. Bakın 7 bölü 8 eksi şuraya 6 bölü 8 diyeceğim. A üzeri 1 bölü 8. O da 8. dereceden A demektir. Bakın 8. dereceden A buna eşitmiş. Hadi kırmızıya geçelim biraz. 8. dereceden A neye eşitmiş? Karekök 4. dereceden 2. Peki her iki tarafın 8. kuvvetini alsam. Bakın A olur. Bundan kurtulmuş olurum. Bakın bunun 8. kuvvetini alırsam. Bununla bu sadeleşir. 2'nin karesi kaç yapar? 4 yapar. Güzel soruymuş. Hani illaki böyle yapmak zorunda değilsiniz. Şu tarzda da gidebilirdiniz. Yani a üzeri 1 bölü 2 bir tabii bir kısmı yani şu paydayı başka türlü de hesaplayabileceğimizi göstereyim. Pardon neydi? A kök a kök a. A kök a kök a. Bakın şu ne demektir? A üzeri 1 bölü 2 bakın. A kök a. Şu a nasıl çıktı? A üzeri 1 bölü 2. Tabanlar eşit üstleri toplarım. Bakın hala şuradayım. A. A üzeri 3 bölü 2. Bakın bu buraya nasıl gelecekti? Bölen olarak gelecekti. A üzeri bakın 3 bölü 2 ya. Bir de 2'ye bir daha bölersem 3 bölü 4 olur. Tabanlar eşit üstleri toplarsanız da gelir. Peki. Neyse çok uzattık orayı. Gelelim buraya. Şimdi burada özel bir durum var. Hadi bir bakalım onu işleyelim. Mesela kök A artı kök B'nin karesini alsam ne olur? Birincinin karesi. İkincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının ne olacak? İki katı. Her iki tarafın tekrar kare kökünü alıyorum. Bakın bu ikisi de pozitif olduğu için kök A artı kök B diyorum. Zaten negatif olamaz. Köklerin içi. Kök içi. Çünkü içi niye? İkinci dereceden denklem. Şöyle yazdık. Peki burada hatırlarsanız böyle bir ifade ne diyorduk? Çarpımları burayı, toplamları burayı verecek. Yani böyle bir ifade demek ki kök dışına nasıl çıkarmış? Çarpımları 6, toplamları 5. Yani 3 ve 2. Ben yine de iyice anlaşılsın diye kök 3 artı kök 2'nin bir karesini alıyorum ve bir daha da bunu açıklamıyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bakın şunun her iki tarafın karekökünü alırsam bundan kurtulmuş olurum. Bak 5 artı 2 kök 6. Yani şu ifade neymiş? Kök 3 artı kök 2, kök 2 artı kök 3. Bakın ikisi de aynı şey demektir. Ne olacakmış? Ceyhan olacakmış. Devam. Bakın dikkat edin şuraya. Bu ifade ne? Çarpımları 21, toplamları 10. 7 ve 3. Aradaki işaret ne? Eksi. Bakın şurayı yazıyorum. Dikkat edin. Kök 7 eksi kök 3'ün karesiymiş bakın burası. Evet, dördüncü dereceden kuvvetse ben bunlardan bunu sadeleştiririm. Karekök kök 7 eksi kök 3 kalır. Çok hoş soruymuş. Kök içerisinde kök 7 artı kök 3. Çarparken tek kök altında yazabilirim. Yani tek kök altında bu ikisini çarparsam. Az önce bahsetmiştim. İki kare farkı birincinin karesinden ikincinin karesini çıkartıyorum. Kök 4 de ne demektir? 2. Eğer ya anlamıyorsan ben hızlı geliyorsam sana ne yapacaksın? Gösarete köklü sayılar yazıp en baştan konuları bilmeyeceksin. Yoksa ben hızlı anlatmıyorum. Sadece sen yavaşsın. Peki. Şimdi çünkü bu bir konu tekrarı videosu. Unutma. Kafanızda böyle olsun. Ben konu anlatımı yapmıyorum. Peki şimdi böyle bir soruda ne yapmalıyım? Ben olsam tek tek götürür yerine yazardım öğrenci olsaydım ama tabii ben öğretmen olduğum için öyle çözemiyorum maalesef ki. Peki ne yapalım? Bunu bir karşıya atalım. Kök 8 artı kök içerisinde, pardon kök 8 dedim. Kök x artı kök içerisinde 8 eksi x eşittir 4'müş. Her iki tarafın karesini alacağım. Parantez kare alacağım. Dikkat edin. Birincinin karesi. İkincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bakın dikkat edin. X ile çarpacağım. 8x eksi x kare eşittir 16. Bunlardan kurtuldum. 8'i karşıya atarsam bak ne oldu? 8x eksi x kare 8. Her tarafı 2'ye böldüm 4. Bakın şu içerisi neymiş? Burası 4 ise ya da iki tarafın karesini alırsam ne olur? 8x eksi x kare 16. Karşıya attım. X kare eksi 8x artı 16 eşittir 0. Peki bu çarpanlar ayırma sorusu değil mi artık bizim için? Şuna dikkat edin. X kare eksi 8x artı 16 eşittir 0.
Bu ne demektir? Çarpımları burayı, toplamları burayı verdiği için x eksi 4'ün karesi eşittir 0. Peki bir sayının karesi 0'a eşitse içerisi 0 olacak. X kaçmış? 4. Dilerseniz yerine yazarak da bakın kök 4 2 demektir. 8'den 4 çıktı. Yine 2 geliyor gördüğünüz gibi. O yüzden denerdim dedim. Ama yine de tabii ki siz sınavında bence denemeyi bakın. Yoksa ben yalnızca matematik kısmını anlatmak için yaptım. Peki. Bakın bana ne sorduğunu bilmiyoruz değil mi şu anda? Ben bunun A olduğunu iddia etsek. Peki bu ikisini çarpalım. Hocam neden çarpacağım? Hem eşlenik hem de üstler eşit. Bakın 2 üzeri x ile 3 üzeri x'i çarparsam ne olur? Üstler eşitse tabanları çarparım. Bundan faydalanacağım. Yani diyorum ki kök 7 artı kök 3'ün x'inci kuvveti çarpı kök 7 eksi kök 3'ün x'inci kuvveti. Bakın bununla bunu çarpacağım. 4a. A'yı bulmaya çalışıyoruz. Üstler eşitse tabanlar çarpılır. Tabanlara dikkat edin. 2 kare farkı birincinin karesinden. İkincinin karesini çıkartırsam 4 üzeri x olur. 4a. Biliyorum ki bunu karşıya atabilirim. Tabanlar eşit üstleri çıkartabilirim. Buradan ne oluyor bakın. 4 üzeri x eksi 1 olmalıymış. Anlaştık mı? Buna dikkat edin. Peki hangisi daha büyük nasıl yapacaksın? Bunları eşitlemem lazım gençler. Bunları eşitlemeden ben bu sayıların hangisi büyük hangisi küçük bilemem. Peki 2, 3, 4'ün ekoku. Bakın ekok. 2, 3, 4. Ekok. Bunun videosu da gelecek. Merak etmeyin. Tüm mat birim videosu hatta mantık da dahil gelecek. Yani çıkması ihtimali düşük olmasına rağmen yine de ne yapacağız? Peki 2, 3, 4 nerede birleşir? 12'de. Peki ben buraya 12 yapmak istiyorsam ne yapmalıyım gençler? Bakın buranın da 6. kuvvetini, buranın da 6. kuvvetini. 12 yapmak için buranın da 4. kuvvetini, buranın da 4. kuvvetini, buranın da 3. kuvvetini, buranın da 3. kuvvetini. Hemen düzenliyorum. Bakın 2 üzeri 6 ne demektir? 64. Bakın 12. dereceden 3'ün 4. kuvveti 3, 9, 27, 81. 12. dereceden 5'in kübü ne yapar? 125. Peki gördüğünüz gibi en büyük olan hangisiymiş? C. Sonra B, sonra A, C, B, A olmalıymış gençler. Evet geldik son iki soruya. Bakın son, evet birazcık daha bir tık daha zor olsun diye ümit etmiştim. Evet öyleymiş. Peki bakın ikidir aynı soruyu çözüyoruz. Bazen bunu şöyle sorabiliyor yani şunun pay ve paydasını yer değiştirebiliyor. Önce çözelim sonra yorumlayalım. Bakın ben buraya A dersem bu ikisini çarparsam ne olur? 2 bölü x çarpı A. Peki bakın çarparken 2 kare farkı geliyor bakın 2. Çarparken 2 kare farkı geliyor 1. Bakın 2 eşittir. 2A bölü x içler dışlar çarptım ya da şunları sadeleştirelim. X eşittir A'ymış. Peki x cinsinden değeri neymiş? A. Gördünüz mü? Yani A'yı ne buldun? X buldun. Var mı sıkıntı? Umarım sıkıntı yoktur. Var mı sıkıntı derken tek başıma anlattığımı unuttum. Bu tarz soruların zor sorusu şudur bu arada. Bakın şunun pay ve paydasını yer değiştirerek verirler. Hatta gelin birlikte soru yazalım. Dur çözümü ben eski haline geri getireyim. Hem o tahtada diyorum. Şeyde de bunu görün. Bakın bunun zor sorusu şu. Kök 7 eksi kök 5 bölü atıyorum kök 11 artı kök 7 versin. Buna x desin adam. Bakın hem pay ve paydanın değerini yerini değiştirecek hem de diyecek ki bunun x cinsinden değerini soracak. Peki burada zaten karşımıza çıkacak olan şey ne? Sabahtan beri anlattığımız kök x eksi kök y ile kök x artı kök y'yi çarptığın zaman ne olur? X eksi y olur. Bakın ben de diyorum ki bize sorduğu soru şu. 11 artı kök 7, kök 7 artı kök 5. Tabii şurayı silelim. Eşlenik olsun ki soru güzel çıksın. Şöyle ifadesinin x cinsinden değeri nedir diye sordu. Bakın ben şu an bunları çarparsam hiçbir işe yaramaz. Yani buradaki soruyu kolay kılan şey hemen çarpılınca istediğimi elde ettim. Peki ben ne diyeceğim? Buna A diyeceğim. Pay ve paydayı yer değiştiriyorum bakın. 1 bölü A. Bakın pay ve paydayı yer değiştirirsem kök 7 artı kök 5. Kök 11 eksi kök 7. Bakın artık şu ikisini çarparsam istediğim şeyi elde ederim. Kimle kimi çarpıyorum? X ile 1 bölü A'yı çarpıyorum. Bakın 2 kare farkından kaç geliyor? 2. 2 kare farkından kaç geliyor? 4. Artık gördüğünüz gibi A'yı x cinsinden yazabilirim. Bakın buradan A eşittir 2x çıkıyor. Yani bakın şu neymiş? 2x eşitmiş. Çok da güzel soru tipi yani sorulardan bir tanesi. Peki burada az önceki mantığı gördük aslında. Tek kök altında yazabilirim. Ne yerine 18 yazacakmışım. Son sorumuz da bitecek. Sonra
İstiklal Marşı kapanışı yapacağız. Peki şöyle. 3 kere 1 3, 2 bölü 3. Bakın. Çarpı 4 kere 1 4, 3 bölü 4. Bakın sadeleşiyor. Mantık bu. Bir tane daha bakalım. 4 bölü 5. N eksi 1 bölü N. Şimdi bakın ben bunları çarparsam ne olur? Bakın bunlar birbirini götürecek, götürecek, götürecek. N yerine de ne yazmıştık? 18 yazmıştık. Onu ben sonradan unuttum. 2 bölü 18 hiçbir şey değiştirmez bu arada. 3 üzeri x. 1 bölü 9. Bu ne demektir 1 bölü 9? 1 bölü 3 diye çıkar. Üstlü ifadelerden ben bunu yukarı atmak istesem ne olur? Eksi 1. 3 üzeri eksi 1 olduğu için ne olacakmış? Eksi 1 olacakmış. Peki gençler. Neyse bu biraz hızlıca çözdüm ama dediğim gibi son tekrarlar çok fazla konu var. Yani hemen hemen değil. Hatta size şöyle ben gelecek olan videoları söyleyeyim. Polinomlar gelecek, fonksiyonlar geldi, kümeler gelecek, mantık gelecek, denemeler gelecek, oran orantı gelecek, çarpanlara ayırma gelecek, üstün sayı, mutlak değer, basit eşitsizlik, rasyonel sayılar, ekok-ebop, bölünebilme sayılar kısmı. Yani mat 1 diye, temel matematik diye tabir ettiğimiz hemen hemen her şey karşımıza çıkacak. Peki siz ne yapmalısınız? Bu video işinize yaradıysa, iki kelam bir şey öğrendiyseniz, eğer bizi 11. sınıflarla tanıştıracaksınız. 11. sınıflara göndereceksiniz. Tabii ki bizdeki eğitim biraz daha farklı. Mersin'deyseniz yüz yüze yapma şansımız var ama uzaktaysanız şu an akrabalarınız, kardeşiniz 11. sınıfa gidiyorsa önümüzdeki sene daha doğrusu Türkiye'de okuyanlar için son sınav, yurt dışında okuyanlar sınırsızca girebilir. Bize destek vermenin tek yolu şimdilik budur. Tabii videoyu beğendiğinizi ve yorum attığınızı düşünerekten söylüyorum. Diğer konularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.